bakıldığında yani önleyici güvenlik tedbirlerinin yetersiz kaldığını görmekteyiz. Bunun için artık kuruma içerisine giren saldırganları tespit etmek için biz de aldatma bazlı tuzak sistemlerini geliştirdik. Burada siz kurum network'ünüzün içerisine giren bir saldırganın tuzağı çekip erken bir şekilde bundan haberdar olabiliyorsunuz. Bir uyarı mekanizması olarak düşünebilirsiniz. Bu tarafta bakıldığında network tarafında ve endpoint tarafında çözümlerimiz var. Network'ünüzün içerisinde sanki sizin birer gerçek kurum asetinizmiş gibi gözüken sahte asetler oluşturabiliyoruz. Ve bu şekilde kurum network'ünüzün içerisine giren saldırganın çok işte 100 tane kurum asetiniz varsa 200 tane de bizim oluşturmuş olduğumuz sahte asetle işte 300 tane bilgisayarla karşı karşıya kalıyor. Ve kendi üzerinde bir kafa karışıklığına neden oluyor. Hedefine ulaşmak için aslında ona biraz zorluk çıkartmış oluyoruz. Veyahut da gerçek asetlerinizin üzerindeki endpointlerimiz sayesinde de eğer oraya dokunan bir saldırgan olursa bu saldırganın orada geliştirmiş olduğu keşif fazındaki hareketlerinin de yine aldatmaya yönelik güvenlik tedbirleriyle kafa karışıklığı yaratıp saldırganın esas ulaşacağı hedefe ulaşmamasını sağlıyoruz. Kurumlar zaten halihazırda işte önleyici tedbirlerini almış durumdalar ve almaya devam edecekler. Hani bunlar aslında işte bir topluca bunların hepsini yönetebilecek bizim müdahale tarafındaki işte respons tarafındaki yeteneklerimizi de kullanabilirler. Bu ne demek? İşte burada firewall'dan tutun da işte imza tabanlı güvenlik önleyicileri IPS'e veyahut da işte son yılların yine popüler konularından bir tanesi hedef odaklı saldırı önleme sistemlerini bu tarafta kullanabilirler.